Basit bir baharat olan tarçının sizin için harikalar yaratabileceğini hiç düşündünüz mü? Hazır olun çünkü bugün sizi tamamen şaşırtacak bir ritüelim var. Şunu hayal etmenizi istiyorum. Gününüze devam ederken birdenbire bir miktar tarçın sayesinde bir sürü para kazansaydınız nasıl olurdu? Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geldiğinin farkındayım ama inanın bana bu gerçek ve bunu sizler de yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu ritüel için neye ihtiyacımız olduğuna bir bakalım. Bu malzemeler çok basit ve herkesin mutfağında olan malzemelerdir. İlk olarak bir çubuk tarçına ihtiyacımız var. Aslında illa da çubuk olacak diye bir kural yok. Dilerseniz toz tarçın da işe yarayacaktır. Şahsen ben doğal olan çubuk tarçından yanayım. Daha sonra bir tutam şeker lazım. İster klasik isterseniz de esmer olsun. Hangisinden aldığınız fark etmez. Daha sonra bir kaşığa ihtiyacınız var. Küçük bir tatlı kaşığı ihtiyacınızı karşılayacaktır. Son olarak camı kil veya seramik gibi doğal malzemeden yapılmış bir kaba ihtiyacınız olacak. Bu malzemeler tedarik edildikten sonra artık hazırsınız demektir. Ancak işin püf noktası şudur. Bu malzemelere inancınızı ve enerjinizi aşılamanız gerekiyor. Bu olumlu hislere dokunun ve gücünüzü hissedin. İnanın bu güç sizde fazlasıyla var. Bu inancı güçlü tutun ve bunun sizin için harikalar yaratacağına güvenin. Ciddi sonuçları görmeye başlayacağınıza söz veriyorum. Şimdi harekete geçelim. Önce kendinizi tamamen rahat hissettiğiniz sessiz bir yer bulun. Bu arada aceleci davranmayın. Bu sizin için özel bir andır. Bu nedenle bu anın tadını çıkarın. Şimdi almış olduğunuz karışımın kabını ortaya çıkarın ve enerjilerinizi bu kaba ve dolayısıyla ritüele odaklayın. Tüm pozitif duygularınızı içine koyun ve özellikle para hakkındaki titreşiminizi yükseltin. Bu an bilinçaltınızdaki para tıkanıklıklarını kaldırıp attığınız andır. Şimdi benden sonra şu olumlamaları tekrarlayın. Ben zenginim, bolluk içindeyim. Bunu hissedin ve buna inanın çünkü şu andan itibaren bu sizin gerçekliğiniz olacak. Bolluk frekansına uyumlanın ve kendinize arzu ettiğiniz bollukla hizalayın. Bolluğu kendinize çekmek istiyorsanız önce onunla titreşmelisiniz. Artık paranın enerjisiyle sağlıklı bir ilişki kurma vaktidir. Artık şikayet etmek yok. Kendi kendinize olumsuz konuşmak demek yok. Bunu yapamam, onu yapamam demek yok. Yeterince param yok. Borç içinde yüzüyorum gibi cümleleri hayatınızdan çıkarma zamanıdır. Bunların hayatınızda yeri yok. Bolluk ve neşe dolu bir hayat yaşamak istiyorsanız işe hemen şimdi kendinizi bolluk ve neşe içinde hissederek başlayın. İnanın bana bu kadar basittir. Kabınızı hazırladıktan sonra şimdi onu biraz tatlandırmanın zamanıdır. Birkaç kaşık şeker koyun ama gerçekten işe yaramasını istiyorsanız 3 ya da 4 kaşık koyun. Elinizi korkak alıştırmayın. Şekeri kaba koyarken gerçekten neyi tezahür ettirmek istediğinizi düşünün. Bunun için kendinize 1 dakika ayırın, net ve belirli hedefler koyun. Para söz konusu olduğunda özellikle şekerin istediğiniz şeyleri çekmek için bir mıknatıs özelliği vardır. Bu yüzden şekere bize yardımcı olması için parayla benzer bir frekansa sahip olan tarçını da ekleyeceğiz. İkisi birlikte yeni fırsatları çekmek için güçlü bir karışım oluşturur. Şimdi şekerle aynı miktarda tarçın ekleyerek devam ediyoruz. Yaklaşık 3 veya 4 yemek kaşığı. Bu arada bu karışımı haftanın herhangi bir günü hazırlayabilirsiniz. Fakat pazar günleri bunun için en iyi gündür. Kendinizi ne zaman rahat ve kontrollü hissederseniz o zaman yapın. Toz tarçınınız yoksa çubuk tarçın kullanabilirsiniz. Şimdi yavaşça birbirine karıştırın. Unutmayın bu malzemeler daha iyi bir iş, daha fazla para ve hatta şans oyunlarında daha fazla şans gibi iyi şeyleri çekmek için birlikte çalışacak. Tarçın ayrıca negatif enerjiyi temizleyerek kıskanç insanlardan ve kötü hislerinden uzak tutmanıza yardımcı olacak. Pozitif enerjilere ve hislere daha fazla yer açacak olan ritüelimize devam ediyoruz. Her şeyi güzelce karıştırdıktan sonra kaba elinize alın ve hafifçe döndürerek ne istediğinizi düşünmeye başlayın. Bunun için 1 dakikanızı ayırın. Bekleseniz de beklemeseniz de paranın her yönden size doğru aktığını imgeleyin. Bu imgeyi gerçekten hissetmek önemlidir. İnanmadan sadece söylemek ya da düşünmek değil. Anlamı olmayan sözler pek bir işe yaramaz. Önemli olan bu enerjiyi, bu hissi, bu duyguyu oluşturmaktır. Sanki şu anda oluyormuş gibi davranın. Hayatınız tamamen değişsin. Bolluk yağmuruna tutulur, her oyunu kazanır ve hatta başınıza beklenmedik talih kuşları bile konabilir.
Arzulayabileceğiniz şeylerin sınırı yoktur. Zihninizi açık tutun, içsel düşüncelerinizi keşfedin ve kalbinizi açın. Yolunuza çıkan tüm iyi şeyleri almaya hazır olun. Bunu hak ediyorsunuz. Bu yüzden minnettar olun. Şimdi ritüelimize devam ediyoruz. Sağ elimizi yumruk yaparak karışımımızın üzerine yerleştiriyoruz. Daha sonra her iki elimizi de birbirine sürtmeye başlıyoruz. Bu basit eylem içsel enerjinizi uyandırmaya yardımcı olur. Enerjinizin toprak anadan aldığınız bu özel şeyle karıştığını ve finansal bolluk için bir sinyal oluşturduğunu hayal edin. Bu hissin tadını çıkarırken ellerinizi birbirine sürtmeye devam edin ve bunu yaparken şunu söyleyin. Şu anda çok fazla parayı hayatıma çekiyorum. Daha fazlasını da almaya hazırım. Ellerim parayı çeken bir mıknatıs gibidir. Şimdi son adım olarak ellerimizi yıkıyoruz. Musluğun altına getirdiğimiz ellerimizi yıkıyoruz ve ardından havluyla kurulamadan bu şekilde bırakıyoruz. Bu işlem tamamlandığında her yönden size doğru gelen para titreşimlerini hissetmeye hazırsınız demektir. Harika bir iş yemeğine davet edildiğinizi veya durup dururken bir yerlerden para geldiğini hayal edin. Bunların hepsi para tezahür ettirme oyununuzun güçlü olduğunu ve daha da güçleneceğini gösteren işaretlerdir. Kim bilir, belki o hayalinizdeki işe bile girebilir ya da o tatlı zammı alabilirsiniz. Hayatınız ve banka hesabınız seviye atlamak üzeredir. Ama durum bununla da bitmiyor. Şimdi işin en önemli kısmı kaldı. Hazırladığınız karışımı nereye koyacağınız ve ne yapacağınız? Genellikle para sakladığınız bir yere ya da fırsatların geldiği ve kötü hisleri uzaklaştırdığınız evinizin girişine yakın bir yere koymalısınız. Onu oraya saklayacak ve 7 gün boyunca orada bırakacaksınız. Yani önümüzdeki pazar günü onu toprak anaya geri verebilirsiniz. Evinizin yakınında bitkilerin olduğu bir saksı gibi topraklı bir yere dökmenizi tavsiye ederim. Bu ona zarar vermeyecek. Hatta toprak tüm bu enerjiyi dönüştürerek dileğinizin gerçekleşmesine ve hemen tezahür etmesine yardımcı olacaktır. Bu ritüel ciddi bir enerjiye sahiptir. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.